Şehadu en la ilahe illallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Sadakallahul azim ila ahil ayat. Zümer suresi 21. ve 22. ayet-i kerimeler. Ruhul Beyan 8. cilt sahife 136. Elem tera, görmedin mi? Şimdi görmedin mi, Mevlamız Celle Celaluhu burada ne demek istiyor? Yani bilmedin mi? Haberdar olmadın mı? Neyi bilmedin mi? Mevlamızı bilmedin mi? Mevla Teala burada görmedin mi derken bilmedin mi demek istiyor. Ennallâhe muhakkak Allah-u Teala Hazretleri enzele indirdi minessemâi gökten. Neyi? Ma'en suyu. Şimdi gökten suyu indiren kim? Allah. Bunu bilmedin mi? Mesela arkadaşlar, yeryüzünde istifade ettiğimiz çoğu şey neyle alakalı? Suyla alakalı. Her şey neyle alakalanıyor? Suyla alakalanıyor. Su olmasa ekin olur mu? Olmaz. Mesela giydiğimiz kumaşlar olur mu? Olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani o bir su her şey nedir? Her şeyin aslı oluyor. İşte o suyu indiren Allah'ı görmedim. Yani bilmedim mi? Görür gibi haberdar olmadım mı? Yani burada mesela diyelim ki insanlar neler yapıyor? Bir şey icat ediyor değil mi? Oo, herkes ne yapıyor? Herkes övüyor. Mesela değil mi? Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor ya, kutsesi ruhu. İşte Edison bir ampul buldu değil mi? Anlatıyorlar da anlatıyorlar. Şimdi birisi bir tane bir şey buldu. Hemen ne yapıyorlar? Onu ne yapıyorlar? Abartıyorlar da abartıyor. Mevla o kadar şey yarattı. Bak, suyu yarattı değil mi? Mevla'nın yarattığı bir tane su. Onu ele aldığımız zaman bakıyorsun ki hayatın her tarafında o olmasa olmaz diyorsun yani. Değil mi? Bak, hava olmasa olmaz diyorsun yani. Güneş olmasa olmaz diyorsun değil mi? Gece olmazsa olmaz. Gece olmadan olur mu? Olmaz ki. Değil mi? Şimdi bu Allah'a bilmek lazım. Ona hayran olmak lazım. Bizim başımıza gelen bütün belalar, musibetler hep Allah'a bilmemekten oluyor. Hep Allah'a bilmemekten oluyor. Bütün günahlar hep Allah'a bilmemekten oluyor. Çünkü insan Allah'ı bildiği zaman Allah'tan korkar. Allah'tan korkan Allah'a asi olur mu? Olmaz. Değil mi? Allah'ın hakkıyla korkanlardan eylesin bizi. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِ وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediniz. Allah'ı ne yapamadınız? Hakkıyla takdir edemediniz. Biz Mevlamızı Celle Celaluhu hakkıyla ne yapamadık? Takdir edemedik. Arkadaşlar, peygamberler, büyükler, meşayih yani onların hayatına baktığımızda Mevla ile olan bağlantıları yani bizim de aynı olmamızı ne yapıyorlar bize? Yaşantılarıyla gösteriyorlar. Tabi bizim aklımız ermiyor arkadaşlar yani. Onların hayatlarına biz hep zahire takılıyoruz. Hep nereye takılıyoruz? Zahire takılıyoruz. Yani sebepler aleminde oradan bir çıkış yapamıyoruz yani. Hep gözümüz orada. Niye? Çünkü Mevla ile olan bağlantımız kopuk, eksik. Tevekkülümüz zayıf.
Bir insan Allah'a tam tevekkül ettiği zaman, bak sebeplere yapışmak bu sünnetullah'tır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Yani sebeplere yapışmadan tevekkül etmek Allah Resulü'nün sünnetine muhalif bir şeydir. Ama sebepler iş yapmaz. Sebepler ne yapmaz? İş yapmaz. İş yapacak olan kimdir? Allah'tır. İşi yapacak, işi görecek olan kimdir? Mevla'dır. Biz hep böyle sebeplerde takılıp kalıyoruz. Kalbimiz hep sebeplere bağlı. Dindar insanlarda da var bu yani. Dindar olmayanlara zaten hiç katmıyoruz yani. Hep sebeplerden bir tık öteye geçemiyoruz yani. Mevla ile o bağlantıyı kuramıyoruz yani. Şimdi anlatayım mesela. Allah alem bir Şifafi Hazretleri. Diyorlar ki efendim hacca gidelim. Tamam diyor. Ama diyor üç şartım var diyor. Bak şimdi. Bir, kimseden bir şey almayacağız. Kimseden ne yapmayacağız? Kimseden bir şey istemeyeceğiz. Kimseden ne yapmayacağız? Bir şey istemeyeceğiz. Tamam. Tamam anladık. Sonra verseler de almayacağız. Bak. Şimdi sen bunu düşündüğün zaman biz daha artık ne yaptık? Değil mi? Verseler de almayacaksın. E nasıl oluyor bu? Değil mi? Biz nasıl? Tamam o başka bir şey. Bak ben başka bir şey anlattım sen başka bir şeye girdin. Şimdi kısayı da. Şimdi ne diyor? Bak bunu anlıyoruz mu? Anlayamıyoruz değil mi? Şimdi verdiği zaman almak zorunda değilsin. Burada ne var? İşte Allah ile o bağlantı var. Mevla rızka kefil mi? Kefil bitti. O sana gelecek. İşte biz orayı aşamıyoruz yani. Orayı ne yapıyoruz? Aşamıyoruz. Orada takılıp kalıyoruz. Ve her şeyde bu böyle. Sadece hani rızık konusunda biz böyle diyoruz ama her şeyde bu böyle. Mesela hep bu kıssa aklıma geliyor. Vehb bin Münebbih'ten rivayet ediliyor. Diyor ki biri Azrail Aleyhisselam'ı gördü. Dedi ki bugüne kadar sana o kadar insanın canını aldın. Hangisi sana daha böyle ağır geldi, daha şiddetli geldi? Şimdi bir gün dedi, çölde dedi, bir kadın doğum yapacak. Allah-u Teala emretti onun canını al. Çölde kimse yok. Şimdi biz ne diyoruz? Ulan ne olacak, ne yiyecek? Kur da kuşa yem oldu. O zamanlarda Azrail Aleyhisselam çok büyük bir padişah, zamanın en büyük kralının canını almış. Yakın zamanda bu soru soruluyor ona. Diyor ki en zorlandığım o çöldeki doğum yaptıktan sonra canını aldım anneydi. Kadın doğurdu canını aldım. Diyor ki işte o canını aldığın kral çölde bıraktığın çocuktu diyor. Canını aldığın kral kim? Çölde bıraktığın çocuk. Mevla tekeffül etmiş yani. Değil mi? Üstlenmiş, bitti. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın annesine Mevla ne yaptı? Vahyetti. Onu ne yap? Emzir, sandığa koy. Ya düşün ya kumdaktaki çocuk ya. Değil mi? Hepimizin çocuğu var yani. Çocuğu, ufacık çocuk. Bırakabiliyor musun bir odadan diğer odaya gideyim diye? Korkuyorsun değil mi? Bir şey olacak diye başına. O denize atacak, Nil nehrine atacak yani. Akar su yani. Böyle durgun bir su da değil. Akıyor gidiyor. Koyacaksın sandığa, atacaksın denize. Deniz de değil, deniz sakin. O nehir nereye götürür? Dağ mı vurur, taşa mı vurur? Değil mi? Biri mi yutar? İlhamla. وَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى اَنَرْضِعِيهِ Bak, biz diyor Musa'nın annesine vahyettik. Onu emzir, sonra ne yap? Sandığa koy, bırak. Sonra Mevla ne yapıyor? Ama tekeffül ediyor bak. Biz onu sana geri çevireceğiz diyor. Söz veriyor Mevla. Söz veriyor ne yapıyor? O da güveniyor. Mevla müminlere yardım edeceğini söz vermiş. Biz niye güvenmiyoruz? Değil mi? Yakinen bilmemiz lazım. Yakinen güvenmemiz lazım ki Mevla bize yardım edecek. Mevla bize yardım edecek. Böyle düşündüğümüz zaman yardım gelir. Peygamberlerin hayatında bu bize gösteriliyor. Musa Aleyhisselam ne yaptı? Değil mi? Çok bariz bir şey ya. Bunu anlam yani bunu bu şekilde tevekkülün direkt böyle Mevla'ya bağladığın zaman Mevla sana yardım edecek. Bunu bu şekilde görebiliyoruz ya. Yani.
ne yaptı? Ordu arkasında geldi sınıra, ha önünde deniz, arkada ordu. Ne dediler? Bak onlar diyor ki Musa Aleyhisselam yanında, bu Allah'ın peygamberi, o kadar mucize görmüşler. Yine ne diyorlar? Bak insan işte. O kadar mucize gördüler. Yine ne diyorlar? Aa bittik diyorlar. Değil mi? O kadar mucize gördüler. Yine ne diyor? Bittik diyor. E ne diyor Allah'ın peygamberi? Hayır diyor. İnne ma'i rabbi seyehdin. Muhakkak Rabbim benle beraberdir, yardım edecek. Bak tevekküle bak. Biliyor mu nasıl kurtaracağını? Bilmiyor. Hatta Mevlana ne dedi? Vur asanı vur dedi. Suya vurdu asa, açılmadı. Hani Musa Aleyhisselam? Açıldı mı? Yok. Sonra Mevlamız tekrar emretti. Künye takarak vur. Künye taktı, bir vurdu. 12 tane kabilenin yolu açıldı. O biliyordu Mevla ona yardım edecek. Ama beni İsrail ne yapma? Tevekkül etmedi. İnsan işte böyle. Hepimiz böyleyiz. Yani. Oysa bilsek ki Mevla bize yardım edecek. Değil mi? Yardım illa gelir. Yardım illa gelir. Evet. Elem tera, görmedin mi? Yani görür gibi bilmedin mi? Ennallâhe, muhakkak Allah-u Teala Hazretleri enzele indirdi minessemâi, gökten. Neyi? Maen, suyu. Feseleke, akıttıhu, o suyu yenâbî'a, gözelere. Fil erdi, yeryüzünde. Sümme, sonra yuhrucu, çıkartıyor bihi, onun sebebiyle, zer'an, ekini, muhtelifen elvanuhu, renkleri farklı farklı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi yağmur aynı yağmur, toprak aynı toprak. Bir bakıyorsun portakal çıkıyor, değil mi? Turuncu, elma çıkıyor, yeşil, kırmızı, değil mi? İşte patlıcan var, siyah, mor. Değil mi? Değişik değişik renkler çıkıyor. Toprak aynı toprak, su aynı su ama farklı farklı meyveler çıkıyor. Hepsine farklı, renk farklı, tat farklı. Mevla. Değil mi? Sümme sonra yehicu فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. Yani sonra o sararır. Sümme sonra يَجَعَلُهُ حُطَامًا. Sonra böyle derken o ne olur böyle? Önce biraz büyür, büyür, filizlenir. Sonra yavaş yavaş sararır. Sonra kuru bir ot olur gider. Kuru bir ot olur gider. Şimdi mesela tefsirde öyle diyecek. Yani insan, değil mi? Doğuyorsun, büyüyorsun yavaş yavaş. Gençlik, değil mi? Zirve artık. Sonra yavaş yavaş inkıraz. Artık gittikçe ne yapıyorsun? Yaşlanıyorsun. Sonun ne? Otağın. Değil mi? Sonumuz ne? Toprak. Doğdun, topraktan doğuyorsun değil mi? Nereye gidiyorsun? Tekrar toprağa gidiyorsun. Şimdi bize lazım olan ne? Bu evre. Yani o aradaki. Değil mi? Doğumla ölüm arası. Doğumla ölüm arasını biz değerlendirirsek Allah katında ne olacağız? Kıymetli olacağız. Bize tanınan süre bu. Bize tanınan süre bu. Allah'ım kıymetlendirmeyi nasip etsin. İnne fî zâlike zikrâ li ulil elbâb. İnne muhakkak fî zâlike, bunda vardır. Zikrâ, elbette büyük öğütler vardır. Li ulil elbâb, akıl sahipleri için. Akıl sahipleri için ne vardır bunda? Çok büyük ibretler vardır. Akıl sahipleri bunu bilirler. Bak Mevlamız ne yapıyor bize? İkaz ediyor. Bak biz, insanda akıl var mı? Zaten akıllı olmadı mı teklif yok. Değil mi? Deliye teklif var mı? Yok. Çocuk mesela teklif var mı? Yok. Aklı kemale ermediği müddetçe, yani buluğ diyoruz, buluğa kadar teklif yok. Mesuliyet yok. Buluğdan sonra başlıyor. Yani akıl kemale erdiği zaman başlıyor. O zaman akıllıysan bunları ne yapman lazım? Tefekkür etmen lazım, düşünmen lazım. Şimdi biz arkadaşlar Kur'an'dan çok uzaklaştık. Mevlamızın kelamından, Mevlamızın buyruklarından çok uzaklaştık. O yüzden hiçbir tesirimiz yok yani. Oysa değil mi? Osmanlı zamanında ne yapıyorlardı? Bir yerde bir yardım istediler Osmanlı'dan. Osmanlı sadece kıyafetlerini gönderdi. Sadece neyini gönderdi?
Kıyafetini gönderdi ya. Kıyafet tesir ediyor. Bak düşün yani ordusunu göndermedi yani. Ordusunun kıyafetini gönderdi yani. Düşün yani. Ordusunun kıyafetini gönderdi. Hani nerede bizim kuvvetimiz, tesirimiz? Bizim kuvvetimiz, tesirimiz sünnette. Sünnet-i seniyede. Sarıkta, cübbede, misvakta. Nerede misvak? Ağzımıza sürmez misvak. Değil mi? Sarığımız, cübbemiz, şalvarımız illa olsun. Ne olacak diyoruz bak. Oluyor işte bak. Biz fark etmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Mevla kuvvet veriyor. Her şey Mevla'nın elinde değil mi? Mevla'nın elinde. Mevla böyle istiyor. Böyle istiyor Mevlamız Celle Celaluhu. Değil mi? Sahabe-i kiramda Resulullah Efendimiz'e ittiba vardı. O ittiba ne yapıyordu? Kuvvet veriyordu onlara. Bak 313 kişi, Müslümanlar hep azdılar. Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesiraten biiznillah. Değil mi? Nice az topluluk vardır ki çok toplulukta ne yapmıştır? Allah'ın izniyle galip olmuştur. Bu hep böyledir ya. Yani. Müslümanlar hep azdı ama hep galiptiler. Ama o azlar gerçek insanlardı. Gerçek Müslümandı. İslam'ı ne yapıyorlardı? Yaşıyorlardı. İslam nasıl yaşanır arkadaşlar? Resulullah'a ittibayla yaşanır. Resulullah'a ittiba olmadan İslam yaşanmaz. Her şeyde Resulullah Efendimiz'e ittiba etmemiz lazım. Akidede, amelde, değil mi? Her şeyde ona ittiba etmemiz lazım. O zaman kuvvetleniriz. O zaman gücümüz, kuvvetimiz olur. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bana 5 şey verildi. Benden önceki peygamberlere bunlar verilmedi. Bir tanesi de arkadaşlar bir aylık mesafeden kafirler peygamberimizden korkardı. Bir aylık mesafeden bak. Bir aylık mesafeden Resulullah'ı görseler yani hissetseler korkarlardı. Aynı şekilde Resulullah Efendimizin sünnetine ittiba edene de bu korku veriliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz meşhur kıssa. Elçi geldi. Dediler ki sizin padişahınız nerede? Ne arıyor? Saray arıyor böyle. Dediler ki orada hurmalıkların altında ne yapıyor? Yatıyor dediler. Hurmalıkların altında ne yapıyor? Uzanmış yatıyor. Gitti baktı böyle üstün üstü böyle sıradan bir insan. Ama onu bir gördü titremeye başladı. Niye? İşte Resulullah'a öyle bir ittibası vardı ki o Resulullah'a verilen şey ona da verilmişti. Hatta bir ayet-i kerime var. Sen onların içindeyken ben onlara azap edici değilim. Allah alem böyleydi ayet-i kerime. Tam lafız olarak tam hatırlayamadığım için söyleyemedim. Ulema diyor ki Resulullah'ın sünneti olsa yine aynıdır yani. Allah azap etmez. Bak Resulullah Efendimiz oradayken azap ne olmaz? Olmaz. Mevlamız böyle buyuruyor. Sen onların içindeyken ben ne yapmam? Azap etmem. Resulullah'ın ulema ile buyuruyor. Resulullah'ın sünneti varsa azap olmaz. Başımıza azap geliyorsa, musibet geliyorsa hep sünnete ittiba etmediğimizden geliyor. Sünnete ittibasızlığımız yüzünden bunlar başımıza geliyor. Yani hep böyle konuşuyoruz da elimizden geldiğince yapalım. Ne yapabilirsek yani. Yapamadıklarımız için de Efendimiz diyor ki istiğfar edelim, dua edelim Mevla nasip etsin. Mesela ne var? Değil mi? Sarık saramıyorsan içinde olsun. Ya Rabbi sarık sarmayı nasip et. En azından mesela buraya geldiğimizde saralım. Namaz evde sarığımız olsun. Sarığımızı ne yapalım? Saralım. Cübbemiz olsun, cübbemizi giyelim, şalvarımız olsun. Bak buraya geldiğimizde burada kimse bir şey demez. Hatta seviniriz değil mi? Herkes sevinir yani. Burada sevinmeyen, seni öyle gören, görsen sevinir yani. Herkes sevinir. Buraya geldiğimizde veya namaz kılarken evde illa ne yapalım? Saralım, misvak kullanalım. Diğer ne gerekiyorsa ittiba etmeye çalışalım. Gücümüz yettiğince. Yapamadıklarımızda istiğfar edelim, dua edelim, Mevla nasip etsin. Meşayih hep bize bunu telkin ediyor yani. Hep ittiba, hep Resulullah'a ittiba.
O zaman kuvvetleniriz. O zaman güçleniriz. O zaman kafirler bizden korkar. Ha, bunu kafirler bizden korksun diye değil. Allah'ın sevgili kulu olmak için. Allah'ı sevmek için. Allah'ın razı olduğu kul olmak için. Değil mi? Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Kul habibim söyle. İn kuntum tuhibbunallaha. Eğer Allah'ı seviyorsanız, böyle bir iddianız varsa, değil mi? Her dava neye gerektirir? İspat gerektirir, değil mi? Bir şeyi dava ediyorsan, iddia ediyorsan onu ne yapman lazım? İspat etmen lazım. Allah'ı seviyorum diyorsun. O zaman ne lazım? İspat lazım. İspat nedir? Ne buyuruyor? İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Bana tabi olun. Yuhibbukumullah. O da sizi ne yapsın? Sevsin. Bitti. Değil mi? İn kuntum tuhibbunallaha. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana ne yapın? Tabi olun bak. Mevlamız kendi sevgisini kime bağlamış? Resulullah'a itibaa bağlamış. Resulullah'a itibaa bağlamış. Dünya ve ahiret saadeti neye bağlanmış? Resulullah'ı sevmeye, Resulullah'a itibaya bağlanmış. Allah'ım ittiba etmek nasip etsin. Allah'ım sevmek nasip etsin. Rabbim kalbimize o aşkı, o sevgiyi versin. Şimdi mesela Efendimiz Hazretimiz Kudsesi Ruhu de mesela elinde asa var ama tekerlekli sandalye. Asa ne işe yarayacak ki? Ne buyuruyor? Bana Resulullah hatırlatıyor. Bırakmıyor, taviz vermiyor. Efendimiz sen dişleri takma. Misvak kullanıyor. Niye misvak kullanıyor? Resulullah hatırlatıyor. Bak hep Resulullah hatırlatıyor. Meşayih böyle. Onların amacı Resulullah'a ittiba. Resulullah'a ittiba. Allah'ım bize de nasip etsin. Bize de ittiba etmek nasip etsin. Hatalarımız, kusurlarımız varsa tövbe etmek nasip etsin. Elem tera ilah ila inzali ma'il feyzi ruhaniyi min sema'il kalbi. Feselekehu yenabi'an hikme fil ardi beşeriye. Yani arkadaşlar burada işari manalar. Şimdi mesela feyiz nereden geliyor arkadaşlar? Mevla'dan geliyor. Feyiz nereden geliyor? Mevla'dan geliyor. Herkese feyiz arkadaşlar eşit geliyor. Herkese feyiz nereden, nasıl geliyor? Eşit geliyor. Feyiz herkese eşit geliyor. Ancak kimin kabı açıksa o kadar alıyor. Kabın ne kadar açıksa ona göre alıyorsun. Kabın kapalıysa alamazsın. Nasıl oluyor bunlar? İşte o sevgiyle oluyor. Sevgiyle oluyor. Arkadaşlar sevgi olmadan hiçbir şey olmuyor. Sevmek lazım. Her şeyi sevmek lazım yani. Yani İslam'ı sevmek lazım. Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında geçiyor. İnsan ya nefsini sever ya Mevla'yı sever. Ya nefsini sever ya Mevla'yı sever. Yani ya Allah'a aşıksın ya nefsine aşıksın. Nasıl olur? Adam arabasını seviyor, evini seviyor, hanımını seviyor, çocuğunu seviyor. Değil mi? Aşık adam. Bunları seviyor. Nasıl oluyor? Sadece tek nefiste birleşiyor. Mesela arkadaşlar aynı araba başkasında olsa sever misin? Sevmezsin. Araba bir şey olsa umurunda bile olmaz, değil mi? Aynı çocuk, senin çocuğun tıpatıp birebir benzeri olsa, başkasının çocuğu olsa o kadar sever misin? Yok, sevmezsin. Evin başkasının da aynısı olsa sever misin? Sevmezsin. Onların hepsi senin nefsinle alakalandığı için sen onları seviyorsun. O zaman hakikatte neyi seviyorsun sen? Nefsini seviyorsun. Yani hepsi nereye dönüyor? Nefse dönüyor. Aynı bunun gibi camiyi seviyorsun, sohbeti seviyorsun, sarığı seviyorsun, değil mi? Şalvar cübbeyi seviyorsun, ilim seviyorsun. Bunlar hepsi nereye dönüyor? Mevla'ya dönüyor. O zaman sen Allah'ı seviyorsun. Şimdi hangisi daha galip? Ona bakmamız lazım. Değil mi? Yani hadis-i şerifte Mevlamız öyle buyuruyor. Kim diyor Allah katındaki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah katındaki yerini, menzilini öğrenmek istiyorsa baksın ki Allah kendi yanında nasıldır, değeri nasıl. Sen Mevla'na kadar değer veriyorsun, Allah katında senin değerin odur.
Allah'a ne kadar değer veriyorsun, senin de Allah katındaki değerin odur. Şimdi diyelim ki sohbete geldin. Sohbete gelmeden önce birisi dedi ki çok önemli bir işimiz var dedi. Halledelim. Sen dedin ki ben sohbete gideceğim dedin. Aslında kime değer verdin? Mevla'ya. Allah'ın katında da sen ne yaptın? Şimdi değerli adam oldun. Mevla'nın değerli değer verdiği birisi oldun. Çünkü sen Mevla'ya değer verdin. Oturabilirdin evinde çoluk çocuğunla veya arkadaşınla ama sen ne yaptın? Burayı tercih ettin. Burayı tercih ettin. Arkadaşlar sohbet çok büyük bir şey yani. Sohbet meclisleri çok çok büyük bir şey. Ne çok büyük bir şey? Mesela bir misal anlatayım size. Şimdi bir insan duydun ki doktor dedi vefat edeceksin. Bir saatin var. Ne kadar var? Bir saatin var. Bir saat sonra öleceksin. Diyorlar da mı doktorlar bazen adam kanser artık gitti gidecek yani. Tahmin ediyor sonuçta. O da kesin bilemez yani. Değil mi? Tahmin ediyor yani en fazla bu kadar yaşarsın diyor. Şimdi sana dedi ki bir saat yaşayacağım. Şimdi bir saat ömrüm var. Ne yapacaksın? Akıllı, uyanık, dertli birisisin. Ne yapacaksın? Namaz kılsan kaç dakika kılabilirsin? Değil mi? Kur'an-ı Kerim okusan ne kadar okuyabilirsin? Değil mi? Sınırlı bir şey. Ama mesela hadis-i şerifte geçiyor. Kim bir saat ilim meclisinde, özür dilerim, bir mesele öğrense, ilimden bir mesele öğrense, bin senelik bin rekat mıydı bin senelik miydi? Bin rekat Allah alem. Bin rekat nafile namaz kılmış gibi sevap kazanır. Şimdi sen bir saatte bin rekat namaz kılabilir misin? Kılamazsın. Değil mi? Bak bir mesele öğrendin bin rekat namaz kılmış gibi sevap veriyor Allah. Bak şimdi bu meclisler de böyle. Bir şey öğrendin. Dinden ne yaptın? Bir şey öğrendin. O kadar sevap kazanıyorsun. Bedava mı yani? Değil mi? İşte o yüzden buralar çok önemli. Sohbet meclisleri çok önemli. Mesela duyuyoruz değil mi? Buhari hadis-i şerifte geçiyor işte melekler var. Seyyahun. İsimleri ne? Seyyahun. Bunlar işte havaza meleklerinin dışında, bu koruyucu meleklerinin dışında sadece işleri bunların yeryüzünde zikir meclislerini ne yaparlar? Ararlar, tararlar, bulduklarında birbirlerine haber verirler. Derin gelin bulduk. Şimdi arkadaşlar mesela biz yerde oturuyoruz değil mi? Göğe baktığımızda yıldızları görebiliyoruz mu? Parlıyor değil mi yıldızlar? Yıldızlar parlıyor. Parladığı için ne yapabiliyorsun? Görebiliyorsun. İşte onlar da dünyaya baktıkları zaman böyle zikir meclisi, ilim meclisi böyle nur gibi parlıyor. Öyle görüyorlar. Tabi biz görebiliyoruz mu? Şimdi herkes görse buradaki nuru, buradaki feyzi, bereketi görse herkes gelir. Ama göremeyen değil mi? Ama biz inanıyoruz. Biz inanıyoruz. Çünkü gayba iman ettik. Bu böyle mi? Böyle. Melekler o şekilde görüyorlar. Hemen ne yapıyorlar? Toplanıyorlar, etrafını seviyor, çeviriyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi diyorlar burada, şimdi Mevla onlara soruyor. Kullarım ne istiyor? Cenneti istiyorlar. Gördüler mi? Görmediler. Görse daha çok isterler. Sonra neden korkuyorlar, neden sakınıyorlar? Cehennemden. Görseler daha çok sakınırlar. Mevlamız ne buyuruyor? Şahit olun ki ben onları affettim diyor. Bak buraya geldin, affolundum demektir. Bu hadis-i şerif bize bunu bildiriyor. Şimdi bırakılır mı ya? Eften püften şeylerden ne yapıyorsun? Hiç uğramıyorsun. Niye? İstigna hali denen bir şey var. İstigna hali nedir arkadaşlar? Kendini ihtiyaçsız görmek. Kendini ihtiyaçsız görmek. Şimdi arkadaşlar diyeceksin ki ben hiç öyle görmüyorum kendimi. Olabilir. Kalbinde öyle değildir. Kendini ihtiyaçsız görmüyorsundur. Ama halin hareketine baksana. Değil mi? Halimize baktığımızda mesela şöyle düşün. Karnın aç. Yemek koysalar önüne yemez misin? Yersin. İki gün yemek yemediysen, üç gün yemek yemediysen, değil mi? Zorla yersin yani, değil mi? Zorla alıp yersin. Aç olan insan, muhtaç olan insan, değil mi? Her dakika, her fırsat ne yapar? Değerlendirir, koşar.
Sahabe-i kiram öyle değil miydi? Ne yapıyorlardı? Bir yere gidiyorlardı. Atın üstünde direkt Allah-u Ekber namaza duruyorlar. Niye? Kendini öyle hissediyor. Muhtaç hissediyor. Allah'ın rahmetine, Allah'ın feyzine ne yapıyor? Muhtaç hissediyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok namaz kılarken hasta Ayşe validemiz ne dedi ki? Ya Resulullah dedi, biraz dinlensen dedi. Ne buyurdu? Allah'ın şükreden bir kulu olmayayım mı dedi. Bak şükrediyor. İbadet etmek de bir şükürdür. İbadet de nedir? Bir şükürdür. Şükür sadece dille olmaz. Şükür sadece ne yapmaz? Dille olmaz. İbadet etmek de şükürdür. Çünkü nimeti vereni ne yapıyorsun? Kabul ediyorsun. Elimizi, ayağımızı kim verdi? Mevlamız Celle Celaluhu verdi. Değil mi? Kabul ediyorsun. Muhtelifen elvanuhu. Yani min es-salati ve zekati ve savmi ve haccı ve cihadi. Sümme yehicu. Yani burada mesela biz ne dedik işte? Hani sararır dedik ya. Musfarran. Sarar dedik ya. Burada işare olarak gösteriyor. Mesela ne yapıyorsun? Namaz kılıyorsun. Oruç tutuyorsun. Ameline riya bulaştığı zaman ne oluyor amel? Sararıyor. Gurur, kibir bulaştığı zaman ne oluyor? Amel sararıyor. Sonra o amel kuruyor. Ne demek? Sana bir faydası olmuyor. Yani amel yaptın. Sonra ne oldu amel? İçine riyayı bulaştırdın, kibri bulaştırdın, kendini beğendin. Sonra ne oldu amel? İnkıras. Amelin sana faydası olmuyor işte. Halisane. Halisane. Yani hiç karışık yok, karışıklık yok. Sadece Mevla. Allah nasip etsin. Bu da tarikatla oluyor arkadaşlar. Yani tasavvuflu oluyor. Niye? Niye tasavvuflu oluyor? Çünkü tasavvuf vesilesiyle, tarikat vesilesiyle insan kalbinde Allah'tan başka her şeyi çıkartır. Kalbinde Allah kaldı değil mi? Kalbinde kim kaldı? Allah kaldı. Başka düşünce gelmiyor ki. O zaman yaptığın her şey ne oluyor? Allah için oluyor. Ha, yani fena fillah olmadan insan Allah için bir şey yapmaz mı? Yapar. Ama bütün amellerin Allah için olması için tarikat elzem. Zikrullah elzem. Tasavvuf elzem. O yüzden bizden bunu istiyorlar yani. Değil mi? Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler ne olur? Mutmain olur. Kalpler ancak Mevla'nın zikriyle mutmain olur. Yani kalbimiz neyle sükunet erer? Mevla'nın zikriyle. فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فَمَنْ, o kimse mi? شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ, Allah onun göğsünü açtı, genişletti. لِلْاِسْلَامِ İslam'a. فَهُوَ, o kişi عَلَى نُورٍ, bir nur üzerine, مِنْ رَبِّهِ, Rabbinden bir nur üzeredir. O kişi Rabbinden bir nur üzeredir. Yani Mevla'nın kalbine koyduğu o nur. Düşünsene, adam var görüyorsun böyle, hiç böyle dinle alakası yok. Mevla bir hidayet veriyor. Adam camiden çıkmıyor yani. Adam ne yapmıyor? Daha camiden çıkmıyor yani. İşte iman böyle bir şey yani. O kalbe girdiği zaman, kalpte yerleştiği zaman o kalpten bir daha ayrılmaz. Allah'ım kalbimize böyle hakiki iman nasip etsin. Şimdi burası da biraz korkutuyor. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. فَوَيْلٌ, yazıklar olsun. لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, kalpleri katı olanlara. Neden dolayı? مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ, Allah'ın zikrinden. Şimdi Allah'ın zikrinden derken burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kudüs-i Sırrı iki mana veriyor. Bir, minin gerçek manası, kendi manası. Yani kalpleri zikretmekten dolayı katılaşanlar. Ya nasıl oluyor? İnsan kalbi hem zikrediyor hem katılaşıyor. Edebine riayet etmediğin zaman öyle oluyor. Edebine riayet etmediğin zaman ne yapıyor?
O kalbin katılığına sebep oluyor. Kalbin katılığına sebep oluyor. İkinci mana arkadaşlar, buradaki mine an manası veriliyor. An uzaklık manası. Yani kalpleri Allah'ın zikrinden uzak olduğu için katılaşanlara yazıklar olsun. Allah'ın zikrinden uzak olduğu için kalpler ne oluyor? Katılaşıyor. Bu arkadaşlar çok önemli bir şey. Şimdi وَعَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَرْ رَحِمِهُ اللّٰهِ Malik bin Dinar'dan rivayet ediliyor. مَا دُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ اَعْظَمَ مِنْ قَسْفَةِ قَلْبِهِ Yani hiçbir kul kalp katılığından daha büyük bir cezayla cezalandırılmamıştır. Kalp katılığı. O zaman bundan çok sakınmak lazım. Kalbin katı olduğu zaman namaz kılabilir misin? Kılamazsın. Zikir çekebilir misin? Çekemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Hep dua etmemiz lazım. Hep dua etmemiz lazım. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Efendi babamız Kudüs'ün ruhu ne buyurlardı? Bunu çok okumak lazım. Bunu ne yapmak lazım? Çok okumak lazım. وَمَا غَدَبَ اللّٰهُ عَلَى قَوْمٍ اِلَّا نَزَعَ مِنْهُمُ الرَّحْمَةِ Yani Allah bir kavme gazap ettiğinde oradan ne yapar? Rahmeti siler, siler alır. Rahmet gitti. فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مُنَاجَاتِهِ Musa Aleyhisselam münacaat ettiğinde Mevlamıza, Mevlamız buyurdu ki ya Musa, لَا تُطِلْ فِي الدُّنْيَا اَمَلَكَ فَيَقْسُوا قَلْبَكَ Dünya hususundaki emelini uzatma. Geleceğe dair beklentilerin var. Kuruyorsun da kuruyorsun. İşte bu ne yapar? Kalbini katılaştırır. Bak yukarıda ne buyuruldu? Malik bin Dinar. Kalp katılığı en büyük azap. Şimdi dünyaya dair emel varsa o da neye sebep oluyor? Kalp katılığına. Başa dönelim arkadaşlar. Tevekkülün yoksa böyle şeyler düşünürsün. Üzülürsün, sıkılırsın. Değil mi? Bakarsın her şey birbirine girmiş. Nasıl olacak dersin. Oysa Mevla var. Biz sahipsiz mi arkadaşlar? Müslümanlar sahipsiz mi? Allah var. Bizim sahibimiz Allah değil mi? Herkes öyle diyor, sahipsizmişiz gibi diyor. Allah var. Resulullah Efendimiz'e Bedir'de yardım eden, Musa Aleyhisselam'a o Kızılnehir'de yardım eden kimdi? Allah'tı. Kim yardım edecek bize? Allah yardım edecek. Niye ümitsizliğe kapılıyoruz? وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقِّ قَدْرِهِ Buyurmuyor mu Mevlamız? Siz Allah hakkıyla takdir edemediniz diyor. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمُوسَى فِي مُنَاجَاتِهِ يَا مُوسَى لَا تُضِلْ فِي الدُّنْيَا اَمَلَكَ فَيَقْسُوا قَلْبَكِ وَالْقَلْبُ الْقَاسِ مِنِّي بَعِيدٍ Katı kalp benden uzak. Katı kalp Mevlamız buyuruyor benden uzak diyor. Allah'ım böyle olmaktan muhafaza etsin bizi. Kun halika siyabi cedidel kalbi. Yani elbisen eski olsun. Ama kalbin taze. Tahfa alel ard ehlil ard yani yeryüzündekilerden uzak kayboluyorsun böyle. Gözükmüyorsun. İnsanların içinde böyle çok bilinen bir insan değilsin yani. Ama ve tu'ruf fi ehli sema. Sema ehli seni biliyor. Yerdekiler hiç seni umursamıyor. Sıradan bir insan gibisin. Ama ehl-i sema sana ne yapıyor? Kıymet veriyor. Ve fil hadis turisul kasre fil kalbi selasu hisal. Üç şey kalpte katılık iras eder, getirir. Hubbut ta'am
yemek sevgisi, ve hubbun nevm, uyku, ve hubbun raha, rahat sevgisi. Bizde var mı arkadaşlar? Maalesef var değil mi? Bunları istiyoruz yani. Bunları istiyoruz. Oysa Resulullah Efendimiz değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hiç tarafına bakmadı yani. Var mıydı imkanı? Vardı. Bir şehir fethedildiğinde beşte biri Peygamber Efendimiz'di. Ama hiç böyle düşünmüş müdür? Ben rahat edeyim. Değil mi? Düşünmemiştir değil mi? Ha, insan rahat edecek bak şimdi. Rahat etmeyecek değil. Ama derdimiz bu olmayacak yani. Şu an Müslümanların derdi bu. Rahat etmek. Rahat edin. Bu fil hadis efdalukum indallahi etfalukum cu'an. Allah katında en faziletiniz etfalukum cu'an ve tefekkuran. En çok aç dururunuz, en çok tefekkür ediniz. Yani aç duran derken arkadaşlar, değil mi? Oruç girer. وَأَبْغَدُكُمْ اِلَى اللّٰهِ كُلُّ اَكُولٍ شَرُوبٍ نَعُومٍ. Çok yiyen, çok içen, çok uyuyen. Allah katının, Allah'ın en buğz ettiği kişiler. Allah'ın en buğz ettiği kişiler. Çok yiyen, çok içen, çok uyuyen. كُلُوا وَشْرَبُوا فِي اَنْصَافِ الْبُطُونَ. Karnınızın yarısına kadar yiyin. Fazla yemeyin. Şişene kadar ne yapma? Yeme. فَإِنَّهُ yani bu karnın yarısına kadar yemek cüz'ün minen nübüvveti nübüvvetten bir parçadır. Burada kalsın inşallah. Allah'ın Filistin'deki kardeşlerimize yardım etsin. Amin. İsrail'i kahru perişan etsin. Amin. Bütün Müslümanlara zafer nasip etsin. Amin. El-Fatiha.